sevgili 9 Eylül'lüler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 9 Eylül Üniversitesi Mevlana Araştırma Merkezi'nin bir etkinliğinde beraberiz. Bugün üzerinde duracağımız konu Mesnevi'de adalet kavramı üzerine olacaktır. Değerli izleyenler, öncelikle adalet nedir sorusu üzerinde kısaca duralım. Bildiğiniz üzere adalet, insan hayatının temeli ve toplumu bir arada tutan ana prensiplerden biridir. Adalet, insan olarak hayatımızın tüm yönlerini kapsar. İnsanın diğer insanlarla barış ve uyum içinde yaşamasını sağlar. Adalet, dinimizde üzerinde çok ciddi durulan ve tesisi için birçok ödül, ceza, yaptırım gibi sistemler getiren en dikkat çekici müessesedir. İslam, adalete büyük önem verir. Neden? Çünkü adalet insanların insani niteliklerini geliştirmelerine imkan veren, aynı zamanda barış ve uyum içinde yaşamasını ve bu dünyayı yaşamaya değer hale getirmesini sağlayan bir sosyal düzen kurulmasını kolaylaştırır. Peki, adalet ne demektir? Adalet sözlük olarak davranışta doğru olmak demektir hakka ve gerçeğe göre hüküm vermek demektir. Eşit olmak ve eşit davranmak demektir. Ayrıca orta yol, istikamet, eş, benzer, misil, bir şeyin karşılığı gibi manalara da gelir adalet. Kelimenin teknik tanımını yapan kimi düşünürler adaletin dağıtıcı, bölüştürücü yönüne vurgu yaparken kimileri düzenleyici yönü üzerinde durur. Kimileri de oranlayıcı yönünü ortaya çıkarmaya çalışır tanımlarında. Hazreti Mevlana'ya ve eserlerine bakacak olursak ona göre adalet bölüştürmek ve dağıtmak anlamındadır. Bölüştürme ve dağıtma hak edene hak ettiği kadarını vermek demektir. Şöyle der bir sözünde Hazreti Mevlana. Adalet bölüştürücüdür. Bölüşülecek şeyleri o bölüştürür. Şaşılacak şey şudur ki bu bölüştürmede ne cebir vardır ne de zulüm. Yapılan iş zorla yapılmış olsaydı pişmanlık olur muydu hiç? Zulüm olsaydı Allah'ın koruması olur muydu hiç? Bu sözleriyle Hz. Mevla'na adaletin en adil ve yüce Allah'ın ilahi prensiplerine en uygun bölüştürme yöntemi olduğu düşüncesini dile getirmiş olur. Hakça ve adil bir şekilde yapılan bölüştürmede pişmanlık yoktur. Cebir ve zulümden uzaktır. İşte aziz dinleyenler, adaletin özünde bu yücelik vardır. Yüce yaratıcının da koruması altındadır. O halde sevgili dinleyenler, adil ve hakça bir bölüştürmede, dağıtmada, paylaştırmada zulüm olmaz. Ne dağıtanda ne de pay alanda herhangi bir pişmanlık emaresi görülmez. Değerli izleyenler. Tüm zamanların en büyük bilgelerinden ve modern çağda tüm dünyanın saygıyla andığı evrensel değerlerimizden biri olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin başyapıtı Mesnevi diğer birçok konu ve bilim dalının yanı sıra hukuk perspektifinden bakıldığında da oldukça etkileyici tespit ve değerlendirmeler içermektedir. Hazreti Mevlana ve Mesnevi ile ilgilenenlerin yakından bildiği gibi herkes bu büyük düşünür ve söz ustasında kendisi için bir şeyler bulabilmekte. Onun çağrısı dünyanın dört köşesinde, tüm dillerde yankılanmaktadır. Mesnevi'yi okuyan biri onda hiç beklemediği kadar hak, hukuk, mahkeme, şahitlik, adalet, suç ceza gibi hukuki terim ve kavramlar ve hukukçu hikayeleriyle karşılaşacaktır. Ancak her kesimden ve her meslekten, her düzeyde insana anlayışları oranında hitap eden bu bilgi ve bilgelik pınarından bizler ne kadar yararlanıyoruz? Nurettin Topçu'nun ifadesiyle, Büyük mezarların üstünde büyük vatanlar vardır. Büyük ölüleri olmayan milletler ebedi olamazlar. Bizi yaşatan ve ebedi yapan, ebediliğe götüren büyük kervanın başında Mevlana'ları, Yunus'ları görüyoruz. Hz. Mevlana'yı sadece tarihi bir hatıra olarak anmak da yine onun eserlerinde bolca zikredip ortaya koyduğu kötü yönlerimizden, sefaletlerimizden birisi olsa gerektir. Sevgili 9 Eylül'ler, Hz. Mevlana rahmet olarak nitelendirdiği hukukun toplum düzeni üzerindeki ve toplumda güvenlik ve barışı sağlamadaki rolüne dikkat çeker. Ona göre hukuk rahmettir. Savaşı engeller. Kıyametteki adalet denizinden bir katredir o. Katre küçük ve ayağı kısa olsa bile denizin letafeti o damladan belli olur. Değerli izleyenler, Mesnevi'de çok tatlı bir hikaye vardır. Birisi bir ağaca tırmanmış ağacın meyvelerini silkeliyor ve bahçenin sahibi gelince de ona Tanrı'nın ihsanını neden kıskanıyorsun der. Bunun üzerine bahçe sahibi kendisini ağaçtan aşağı alıp bir güzel Tanrı sopasıyla döver. Ta ki hırsız kanunları çiğnemenin Allah'ın emri olmadığını anlayıncaya kadar. Hz. Mevlana görevini bağımsız ve tarafsız şekilde yapan hakime de özel bir değer verir. Hakim, Tanrı'nın ölçüsü ve terazisidir. O, düşmanlıkları ve uyuşmazlıkları kesen bir makastır. O, iki tarafın kavga ve tartışmalarını bitirir der. Aziz dinleyenler, Hz. Mevlana'ya göre adalet, eskimeyen ve değişmeyen bir değerdir. Adalet, o adalet. Bilgi, o bilgi. Fakat asırlar o asır değil. Hz. Mevlana Mesnevisinde tüm insanlık için geçerli, hiç eskimeyecek evrensel adalet tanımları yapmakta, adaletsizlik ve zulmün yıkıcı sonuçlarından sakındırmaktadır. Ona göre adalet demek, her şeyi yerli yerine koymak demektir. Ayakkabı ayağındır, külah da başa aittir. Adalet, atın kapıda durması, sultanın da baş köşede oturmasıdır. Adalet nedir? Her şeyi yerli yerine, layık olduğu yere koymaktır. Peki zulüm nedir? Bir şeyi yerli yerine koymamak, layık olmadığı yere koymaktır. Adalet nedir? Ağaçlara su vermektir. Peki zulüm nedir? Dikene su vermektir. Adalet bir nimeti yerine koymaktır. Her su emen kökü sulamak değildir. Yani Hakkı hak sahibine vermektir. Bir şeyi layık olmayana vermek ise zulümdür. Zulüm nedir? Bir şeyi konmaması gereken yere koymak. Bu halde belaya kaynak olur der Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana zenginlik, makam ve gücü elinde bulunduranlara adaletten ayrılmamaları için şöyle uyarır. Ey varlığa ikbale erişen kişi! Aklını başını alda! bu gelen kudretin, kuvvetin geçici olduğunu bil. Zenginliğine bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin. Yerine başkası gelecek. Tut ki bütün batıyı, bütün doğuyu elde ettin. Değil mi ki kalmayacak, geçip gidecek? Sen onu bir şimşek say. Ey gönlü uykuda olan kişi, ebedi olmayan saltanatı rüya bil.'' kendine yapılmasını istemediğin şeyi kardeşine nasıl yapıyorsun? Sen bunu bilmiyor musun ki benim için kuyu kazıyorsun ama kazdığın kuyuya sonunda sen düşeceksin. Adalette bulundun mu gönül huzurunu gör. Zulümden sonra da vicdan azabını der Hazreti Mevlana. Aziz dinleyenler, Hazreti Mevlana kaba kuvvete ve haksızlıklara karşı çıkar adaletten uzaklaşanların, haksızlık ve zulüm yapanların karşılarında er geç adaleti bulacaklarına inanır. Zira ona göre bütün bilginler zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur demişlerdir. Daha zalim olanın kuyusu daha korkunçtur. Adalet daha kötüye daha kötü ceza buyurmuştur. Hazreti Mevlana elindeki gücüyle, makamıyla zulmeden kişiyi uyarır. Bil ki kendin için bir kuyu kazıyorsun der. İpek böceği gibi kendi çevrene koza örme, kendin için kuyu kazıyorsun, ölç der. Değerli izleyenler, Hz. Mevlana Mesnevi'sinde büyük sufi ve mutasavvıf İbrahim Edhem'in belh sultanlığı sıratındaki hayatından bahsederken, muhafızları çatılarda kendisine korumalık yaparken o sultan geceleyin tahtında uyuyordu. Bu sultanın gayesi muhafızları vasıtasıyla hırsızları, kötü kişileri engellemek değildi. Çünkü o biliyordu ki adil insan saldırılardan korkmaz ve gönlü rahat, güvende olur. Gerçek muhafız şahsın adaletidir. Yoksa damlarda dolaşan güvenlik görevlileri değildir der. Değerli izleyenler, Hz. Mevlana 7 asır önce yaşamış bir bilgedir. Ta o zaman bile suç ve cezada orantıya dikkat çekmektedir. Şöyle der, hak yöneticinin gönlüne adaleti yerine getirmek için şöyle bir şey yap diye ilham ediyor. Böylece sen de biliyor, anlıyorsun. Yoksa adalet sahibi suça uygun olmayan cezayı nasıl verir? Hakim bile suça uygun cezayı seçerken, hakimlerin hakimi olan Allah nasıl hükmeder? Değerli izleyenler, günümüzde üzerinde hassasiyetle durulan adil yargılama ilkesi ve bu ilkenin ayrılmaz parçası çekişmeli yargılama hakkı da Mesnevi'de yer almaktadır. Bir sözünde şöyle der. Allah bana ey adalet sahibi dedi. Bir hasmın sözünü öbür hasım olmadıkça dinleme. İki hasım da huzura gelmeden verilen hükümde gerçek meydana çıkmaz. Hz. Mevlana Mesnevi'sinde hakim tarafından tanık beyanlarının değerlendirilmesine ilişkin günümüzde bu konudaki yerleşik kurallarla uyumlu tespitlerde bulunur. Bil ki der şahitlerin dürüstlüğü kanıtlanmalıdır. Bunu kanıtlamanın aracı ise tutarlılıktır. Sözde de işte de bir aykırılık olmamalı ki bu şahitlerin şahitliği kabul edilsin der. Sözleri birbirini tutmayan şahitleri kim kabul eder? şahidin gerçek şahit olduğu anlaşılınca onun sözü kabul edilir. Gerçekliği anlaşılmazsa yerinde sayar durur. Değerli 9 Eylül'ler, Hz. Mevlana Mesnevisinde günümüzde tüm toplumları derinden etkileyen yolsuzluk, rüşvet, gayri meşru yolla elde edilen kara para konusuna da işaret eder. Özel çıkar görününce erdem kaybolur kalpten gelen yüz örtü gözleri kaplar. Yargıç rüşvete meyilli ise haksızı haklıdan nasıl ayırt edebilir? Meşru yolla kazanılmış zenginlik ne güzeldir. Geminin içindeki su geminin felaketidir. Ama geminin altındaki su bir destektir der. Hz. Mevlana toplumlarda en sık rastlanan yolsuzluk türü olan rüşvet üzerinde özellikle durur. Sen rüşvet almadıkça hakikati görücüsün der. Rüşvete tamah edince de kör ve rüşveti verenin kölesi olursun. Ey rüşvet yiyen! Sen fil yavrusu yiyorsun. Fil senin ağzındaki koku dolayısıyla senden intikam alır der. Yine Hz. Mevlana bir başka yolsuzluk çeşidi olan kayırmacılık konusunda da bizleri uyarır. İşlerini halletmek için nüfuzlu kişi arayanlar için yardımı amcadan dayıdan değil Allah'tan ister. Evet değerli izleyenler. Bugün Mesnevi'de adalet düşüncesi üzerinde durduk. Görüyoruz ki Mesnevi eşsiz bir eserdir. Mevlana'yı ve onun engin düşünce dünyasını tanımak için ve ondan kişisel, zihinsel, ruhsal hatta mesleki gelişim sağlamak için yararlanmamız gerekir. Herkesin başucu kitabı olabilecek muhteşem bir eserdir. Hz. Mevlana'nın mesajı evrenseldir. O tüm insanlığa seslenir. Günümüzde büyük bir köy haline dönüşen dünyamızda hem ulusal düzeydeki hem de uluslararası düzeydeki sorunlara adil ve kalıcı çözümler üretmek zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Bu bakımdan her insanın Mevlana'dan ve eserlerinden ilham alacağı çok alan vardır. Pakistanlı büyük mütefekkir Muhammed İkbal, Mevlana'yı tanımamız için bakın bizi nasıl uyarmakta. Mevlana'nın duygu ve düşüncelerini bilmediğin için elindeki sazın telleri kopuktur. Hala kendi benliğinden habersizsin der. Aziz dinleyenler, Mevlana bir zirvedir. Bu zirvelere çıkabilen bireyler ve toplumlar yükselirler. Son olarak özetle söylemek gerekirse adalet nedir? Adalet ağaca su vermektir. Zulüm nedir? Zulüm ise dikene su vermektir. Adalet bir nimeti yerine koymaktır. Her su isteyen tohumu sulamak değildir. Zulüm nedir? Bir şeyi yerinde kullanmamak, layık olmayan yere koymaktır. Bu da ancak belaya kaynak olur. Değerli 9 Eylül'üler, Mevlana Araştırma Merkezi'nde yaptığımız Mesnevi'de Adalet Düşüncesi başlıklı sohbetimiz burada sona erdi başka bir etkinlikte buluşmak ümidiyle. Adalet dünyayı aydınlatan güneş gibidir. Adalet güneşinin sürekli dünyamızı aydınlatması temennisiyle hoşçakalın.